Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarının hazırladığı TTIT Geometri Soru Bankası kitabında daire alan konusundaki dairede benzerlik testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Birinci soruda şu alanlar oranı nedir diye soruluyor. E, bu yarıçap 2 burası da 2. A benzerlik alan içkisi. Aynı dilimli dairelerde benzerlik yapabiliriz. Benzerlik oranı kaç? 2 bölü 3. Üçgenlik gibi düşünebiliriz. 2 bölü 3'ün karesi nedir? 4 bölü 9. Yani burası 4A iken tamamı 9A buraya 5A kaldı. S1 bölü S2 isteniyor. Yani 4a bölü eski dediğimizde 5a oranladığımızdan 4 bölü 5 çıkar. Birinci soru 4 bölü 5 oldu geldik ikinci soruya. Şimdi burada eşitlik var. S1 bölü S2 alanı isteniyor bizden. Burası 90 derece. Şimdi aynı merkezli dairelerde ya da aynı dairede açılarla alanlar doğru orantılıdır. Mesela burası 90 ya burası 270 derece ya. Burada kalan a dersem burada kalan ne olacaktır? 3a olacaktır. Bir de şuraya bakacak olursak 1 bölü 2 oran var. 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 yapar. Yani burası A iken tamamı 4A olacak. Buraya 3A kaldı. S1 bölü S2 ne yaptı? 3A bölü 3A yaptı. E ne yapıyor o da? 1 yapıyor. Evet cevap 1 oldu örnek 2'de. Geldik örnek 3'e. Şimdi boyalı bölgelerin alanları birbirine eşitmiş. Bir kere burada benzerlik var. 1 bölü 2'nin karesini hemen yazalım. 1 bölü 4. A iken tamamı 4A. Buraya ne kaldı? 3A kaldı. Bu alanlar birbirine eşit. Burası 3A. Aynı dairede yarıçapları çapları olanı pardon açılar oranı neye eşitti? Alanlar oranına eşitti. Çünkü pi r kare alfa bölü 360 pi r kare beta bölü 360 oranı da var. Alfa bölü beta yapıyor. Ondan dolayı e, o zaman burası alfa ise burası ne olacaktır? 3 alfa olacaktır. Toplam burası doğru açı yapar. Yarım daire olduğu için 4 alfa eşittir. 180 alfayı da böylelikle 45 derece olarak buluruz. Yani 3. soru 45 geldik 4. soruya. Yarı çaplar oranı 2 bölü 3 olan iki dairenin alanları toplamı verilmiş. Evet birinin yarı çapı 2R birinin yarı çapı da 3R olsun. Yarı çaplar oranı 2 bölü 3 ise 2 bölü 3'ün karesi nedir? Hocam birinin alan 4 iken birinin alan 9. Yani 4A'ya 9A'dır alanları. Şimdi alanlar oranı 4 bölü 9. E toplamları da ne verilmiş? 13A bize 52 p verilmiş. Hocam 13A 52 pi'ye eşitse A'yı buradan 4 pi olarak buluruz. E birinin alanı 4A değil miydi? 4A'ydı. O zaman 4A dediğimizde ne yapıyor? 4A alanı 16 pi yapıyor. Yarıçapı 2R olanın da alanı. Yani pi 2R'nin karesine eşit değil midir arkadaşlar bu? Evet. Birinin yarıçapına 2R, diğerinin yarıçapına 3R şey demiştik. Yani burası pi'ler sadeleşti. 16 eşittir 4R kareden. R kare 4'ten R'yi 2 buluruz. Evet R2. Yalnız R2 arkadaşlar. R2 iken 2R dediğimiz 4 yapar. 3R dediğimizde kaç yapar o zaman? R yerine 2 yazdığımızda 6 yapar. Dikkat R'yi 2 bulduk. Birinin yarı çapı 2R'ydi. Birinin yarı çapı da 3R'ydi. O yüzden biri 4 biri de 6. Çevreleri toplamı isteniyor. Yani 2 p R artı 2 p diğer R. 8 artı 12'den 20 pi mi yapıyor toplamları? Evet örnek 4'ü 20 pi bulduk. Geldik örnek 5'e. Evet S1/S2 oranı nedir diye soruluyor bize. Arkadaş şimdi burası dörtgen şurası da 4 değil mi? Evet. Hop şöyle. Açılar eşit olduğu için bu alanla bu alan birbirine eşit değil midir? Evet. Şimdi burada 4'e 1 oran var. 4 bölü kaç oran var? 5. 4/5'in karesi nedir? 4 16/25. Hocam burası 16A iken burası tamamı 25A. Buraya ne kaldı o zaman? 9A kaldı. E açılar eşitse alanlar da eşittir. Burası da 16A yaptı o zaman. Şimdi benden ne isteniyor? S1 bölü S2. S1'i 16A buldum. Bölü S2 de şu 25A değil mi? 16 ile 9'un toplamı 25A. Benden bu oran isteniyor. Cevap 16 bölü 25 çıkar. Örnek 5. Örnek 16 bölü 25. Geldik örnek 6'ya. Hep bak yarım daireler verilmiş. Arkadaşlar bu alanları tek tek böyle pire kare bölü 2. işte sonra 2R bilmem ne falan diye oradan bulmaya gerek yok. Bütün yarım daireler birbirine benzerdir. Bak yarım daire. Hocam yarı oranı aslında benzerlik oranı eşittir ama çapları verilmiş burada. Çaplar oranı da benzerlik oranı eşittir. Bir çap A iken diğer çap 2A. Diğer çap 3A. Sonraki çap 4A. Benzerlik oranı 1, 2, 3 ve 4 değil mi? Karesi ne yapıyor? Karesi de 1, 4, 9 ve 16 yapıyor. Yani burası A iken bu yarım 4A olacak. 3A kaldı buraya. Öbürü kaç? 9A yapacak. 4A'sı buradaysa buraya 5A kaldı. Öbürü yarımda 16A yapacak. 9'u buradaysa buraya da 7A kaldı diyebiliriz. Şimdi sarı boyalı bölgenin alanları toplamı 6A verilmiş bize 12 olarak ve A'yı buradan 2 buluruz. Gri boyalı bölgenin alanları toplamı 10A isteniyor bizden. A yerine 2 yazarsak cevap kaç çıkar? 20 çıkar. Örnek 6'yı böylelikle 20 bulduk ve bu testte bitirmiş bulunuyoruz. O yüzden ne diyoruz? Bir sonraki videoda yuvarlanan daireler testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.